Evet, sayın hocalarım, değerli misafirler, sevgili öğrencilerim, yeni bir Türk İslam Devletleri sunumumuza hoş geldiniz. Bu akşamki sunumumuz Türk dünyasının ve büyük önemli devletlerinden olan Kazakistan'ı sunacağız. Kazakistan'ı sunacak olan kardeşimiz Aktöre Köpbay. Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Felsefesi Bölümü yüksek lisans öğrencisidir kendisi. Programı yönetecek olan hocamız, moderatör hocamız, Sayın Profesör Doktor Turan Akkoyun hocamız, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İşletme Fakültesi dekanıdır hocamız. Kendileri Türkistan ile ve Türk dünyasıyla yakından ilgilenen bir büyüğümüzdür. Türk dünyası üzerine yazılar yazan, özellikle Türk dünyasında iletişim, sinema üzerine çalışmalar yapan hocamızdır. Sözü Sayın Hocama bırakıyorum. Buyurunuz Sayın Hocam. Profesör Doktor Turan Akkoyun Hocam. Türk dünyasına Anadolu'dan selamlar ileterek programımızı açıyorum. Önceki programlarda olduğu gibi Kazakistan ülke sunumunun da önemli bir arşiv birikimine vesile olmasını ve bundan sonraki çalışmalara da kaynaklık temenni etmesini diliyor. Selamlarımı iletiyorum. Görebildiğim kadarıyla Kosova'dan, İsviçre'den, Kırım'dan arkadaşlarımız var. Şöyle bir gene süratle bakalım. Anadolu'nun çeşitli vilayetlerinden önceden tanıdığımız arkadaşlarımız var. Bütün arkadaşlara tekrar selamlarımı ileterek programımıza katıldıkları ve destek verdikleri için teşekkür ediyorum. Kazakistan aktöre evladımızın sunacağı gibi önemli bir Türk ülkesi. Şöyle gözümüzde canlanması adına belki bir iki cümleyle bahsedip hemen ardından sözü aktöre bırakmadan önce İzzetullah Hoca'dan bir kısa biyografi isteyeceğim. Türkiye'mizin coğrafyasının yüz ölçümünün yaklaşık 2,5-3 katı arasında büyüklüğe sahip olan Türk ve İslam dünyasının en büyük ülkesi, dünya genelinde de 9. büyük yüz ölçümüne sahip, bunların da ötesinde bir enerji devi potansiyeli olan Kazak dediğimizde, Türk dediğimizde geçmişten geleceğe önemli bir ifade Kazakistan. Ben sözü uzatmadan sunumu yapacak kardeşimize bırakıyorum. Ancak önce İzzetullah Hocam kısa bir biyografi verebilirsen daha iyi bir başlangıç yapmış oluruz diye düşünüyorum. Buyurun hocam. Teşekkür ederim. Sayın Hocam, Aktöre Köpbay hocamız hakkında bildiğim bilgileri sundum. Hocamız Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Felsefesi bölümünde yüksek lisansını tamamlamak üzere. Kendisi Kazakistanlıdır ve bize Kazakistan'ı sunacaklardır. İnşallah önümüzdeki dönemlerde akademisyenlik hayatına, doktora hayatına başarılı bir şekilde devam edecektir ve onu umuyoruz. Sözü hocamıza bırakıyorum. Peki, evet aktöre, seni dinliyoruz. Aktör hocam buyurunuz. İnternette bir sıkıntı var zannediyorum. Tamam. Aktör hocam bizi duyuyor musunuz? Evet, şu an Aktöre hocamız internetten ayrıldı. Herhalde internette bir sıkıntı var.
Evet. Bu zamana kadar aramıza katılan değerli büyüklerimizi takdim etmeye çalışıyorum hocam. Tamam. Ben de bir daha onu takip etmeye çalışıyorum ama. Evet. Ekranda sürekli kayıyor. Evet. Burdur Mehmet Akif Ersin Geriye doğru kayıyor. İlahiyat Fakültesi'nden hocalarımız var. Türkiye'den, yurt dışından ve Türk dünyasından hocalarımız var. Öğrencilerimiz ilgiyle takip ediyorlar. Katılımcı şu an 45 kişi. İleriki zamanlarda artacak bu. Güzel bir program olacağını düşünüyorum. Aktöre hocam bağlandı herhalde. Evet, aktöre sunabilirsin. Seni dinliyoruz. Eğer görüntü açıyorsanız, internet sıkıntı oluyorsa görüntüyü kapatarak, kendi görüntünüzü kapatarak sunabilirsiniz aktör hocam. Geliyor mu sesim Suvan? Şimdi şu anda geliyor aktöre. Alo. Dinliyoruz. Geliyor sesin. Ama sizin yanıtınız geç geliyor bana. Böyle şeyiniz. Biz dinliyoruz seni. Siz buyurunuz. Teşekkür ederim. Öncelikle tekrardan kusura bakmayın. Bu teknik hatalar oluyor. Benden kaynaklanmıyor. Onun için hakkınızı helal edin. Öncelikle memnun oldum sizinle bu ortamda bulunmaktan. Bir de Kazakistan'ı anlatmaktan. İyi ki varsınız. Teşekkür ederim. Şu an Kazakistan'a başlayalım. Hocamın da dediği üzere Kazakistan büyük bir devlettir. Hem Türk dünyası açısından hem de İslam dünyası açısından en büyük yer ölçümüne sahip bir ülkedir. 9. sırada dünya çapında yer ölçümü açısından hocamın da dediği üzere. Haritada şu an görüyorsunuz değil mi Kazakistan konumunu? Alo? Biz görüyoruz, dinliyoruz. Ha, görüyorsunuz değil mi? Sizin yanıtınız gelmiyor bana. Hem görüyoruz hem dinliyoruz. Sen devam edebilirsin. Ben... Ben kendi şeyimi iptal ettim sıkıntı olabilir diye. Tabii ki. Bu da az önce dediğimiz gibi Kazakistan'ın yer ölçümü 2.727.900 hem Müslüman hem Türk devletleri yüz ölçümü bakımından en büyüğü. Bir de doğal kaynaklar bakımından teslim edelim. Bu bizim devlet sembollerimiz işte bayrak mavi, kök diyoruz. Kök diyoruz yani kök aslında eski zamandan geliyor. Gök Türkler zamanından, gök yüzü anlamında. Ortasında güneş var, bir de kartal var. Burada devlet arması. Kanatlı at var, yıldız var, birlik, beraberlik sembolü olan şanırak. Bu şanırak derken bu evin şeyi, evin yukarı kısmı. Burada anlam bir bütün beraberlik altında yaşayan devlet anlamına geliyor. Bayrak, işte gördüğünüz bayrak yan kısmında geleneksel bu bizim konumuz. Kazakistan aslında kuzeyde Rusya, doğuda Çin, güneyde Kırgızistan aslında Türkmenistan devletiyle sınırlar. Tam Moğolistan diye yazmışım ama Moğolistan'la tam sınırımız yok ama orada azıcık yer var Rusya'nın girdiği.
Turan Hocam. Buyurun hocam. Ses çok kesiliyor. Acaba evet. Biz bütün mikrofonları hepimiz kapatalım. Sadece tamam. Aktörenin açık kalsın. Tamam. İnşallah ondandır ama sanki onun bilgisayardan intiba verdi bana. Aktöre devam edebilirsin. Bir de böyle deneyelim. Kusura bakmayın, beni tekrar attı sistem. Geliyor mu şu an sesim? Evet, sesiniz geliyor. Devam edin. İnternet sıkıntısı. Bu biz Kazakistan'ın şeyini anlatıyorduk, komşularını. İşte az önce dediğim gibi Çin, Rusya, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan'la sınırdaş oluyoruz bölgede. Toplam nüfusu Kazakistan'ın 18 milyon, şu an 19 milyona geliyor toplam nüfusumuz. %70'i aşan Kazak nüfusu var, %20'si Ruslar, diğer Ukraynalılar, Uygurlar, Tatarlar vesaire gibi küçücük milletlerden, küçücük farklı uluslardan meydana geliyor. Baskın olarak Kazaklar. Kazakistan'ın ilk sahneye çıkışı 15. yüzyıla rastlıyor. 15. yüzyılda biliyorsunuz o zaman da biraz farklıydı bölge. Şeybani hükümdarı Ebu'l-Hayr diye hükümdar vardı. Orada yaşayan eski Türk kabileleri, boyları, aynı sülaleden olan Barak diye han var. Onun oğulları Canibek ile Kerdare güneydoğuya giderek Moğolistan topraklarını yurt edinmişler. Burada yani Canibek ile Kerey'in asabiyeti diyelim İbn Haldun'cu deyimle. Şeye taşınıyor. Burada Moğolistan'da şu andaki bizim anladığımız Moğolistan değil. O zaman da Çağatay ulusuna ait Moğolistan devletiydi. O devletlerden toprak ödünç alarak Kazak devletini kurmuşlar, temelini atmışlardır 15. yüzyılda. Bu iki oğulları sırayla yönetmişler sonra devleti. Kazak kelimesinin anlamı burada da çok anlaşmazlıklar oluyor. Türkiye'de Kazak adını kim vermiş, Rus vermiş mi? Yoksa Rusya'da yaşayan, Çarlık Rusya'da hizmet eden maaşlı asker mi? Bu ne diye çok soruyorlar bana. Kazak kelimesinin anlamı da farklılık arz ediyor. Çoğunlukla Kazak kelimesi az önce adlandırmış anlamı ise özgür demek. Özgürlüğe kavuşan insan anlamına geliyor. O yüzden özgür olarak kendini Kazak şeklinde takdim etmişler o zamanda. Yani o zaman için söylüyorum, modern anlamda değil.
Sonra biliyorsunuz bölge işgal ediliyor. Çarlık Rusya tarafına, sonra Sovyetler devam ediyor işgali. İlk 1731 yılında aslında bu işgal değil, anlaşma olarak yapılıyor. Karşılıklı eşit şekilde anlaşma. Sonra bu anlaşma yavaş yavaş işgale dönüşüyor. 1746'da tamamen Rus çarlığına ait oluyor, bağlanıyor bu bölge. Burada da küçük, orta ve büyük diye ayırmışım haritayı. Burada bir bölgesel ayrıcalık var. Bölgesel ayrım var. Küçük, orta ve büyük diye Kazakistan coğrafyası üçe ayrılıyor. Bu buradaki ayrım da ayrımın önemini kabile teşkil ediyor. İlk küçük orda, sonra orta orda, ondan sonra büyük orda Rusya'ya bağlanıyor. Çarlık Rusya'ya. Sonra Çarlık Rusya yıkıldıktan sonra Sovyetler geliyor. Biz orada bir sürü mücadele veriyoruz, bizim aydınlar. Mücadele verirken ilk olarak Alaşorda diye bir hükümet meydana geliyor. İlk modern anlamda hükümet, modern anlamda Kazakların hakkını savunan, kendi devleti olmasını isteyen, işgalden kurtulmaya mücadele veren ilk hükümettir Alaşorda hükümeti. Onun da reisi, başkanı Alikan Bökeykan olmuştur. Bu hükümet 1917 yılında Aralık ayında ikinci kurultayda kuruluyor. Sonra tekrar bertaraf ediliyor Ruslar tarafından. Bu büyük aydına bir minnettarlığımı söylemek isterim. Kazakistan biliyorsunuz bir sürü güzel tabiata sahip, doğaya sahip bir ülke. Bu Burabay diye bir büyük güzel bir bölgemiz Kuzey Kazakistan'da Kökşetau şehrinde yer alıyor. Bu da Şımbulak diye bir kayak merkezi. Bu da Almatı'da şu anda bulunuyor. Almatı'da Tanrı Dağları'nda. Bizim burada kayak dağlarında bulunan bir güzellik. Bu da ayrıca öyle. Şu an gelelim Ahmet Yesevi ve Türkistan'a. Türkistan çok önemli bir şehirdir bizim için. Ayrıca kendi adıma da söylemiyorum. Türk dünyası için. Türkistan, Ahmet Yesevi'nin bulunduğu, Ahmet Yesevi'nin defnedildiği büyük bir başkent dediğimde bir anlamı var. Sonra anlatacağım. Ahmet Yesevi'nin türbesi bulunuyor burada. Bu türbede 14. asır 14. yüzyılda Emir Timur tarafından inşa edilmiştir. Ahmet Yesevi'yi biliyorsunuz, anlatmaya gerek yok. İlk büyük savcı İslam
Yine kesildi herhalde. Düştü mü? İzzetullah Hocam. Sevgili hocalarım, müsaadenizi istiyorum. Ben Aktore hocama yardım yapmayı istiyorum. Tamam Apsal, buyur. Yernar, adım Yernar, soyadım Apsal. Yernar Apsal, evet. Aktore hocama yardım yapmayı istiyorum. Benim tamam. İsmim Yernar Apsal. Kazakistan'ın batı bölgelerinin, yani Atırau şehrinde yaşıyorum şu an. Ama Kayseri'de Erciyes Üniversitesi'nde İlahiyat Fakültesi'nde okuyorum. Beni sevgili hocam Aktore Gökbay aradılar, davet ettiler bu toplantıya. Kazak kelimesinin başlap ben yardım yapmak istiyorum. Kazak Türkleri çok bir genç millet diyorlar ki tarihçiler, dünya tarihçileri. Ama Kazak Türkleri eski millettir ama adı yeni olması mümkün. 15. yüzyıldaki kabile adı, millet adı yeni olması mümkün. Ama biz çok bir eski tarihsel milletiz. Kazak anlamı bize Özbek kardeşlerimiz vermişti. Özbek abilerimiz vermişti. Kazaklarda atasöz var, böyle deyin. Özbek özağam, sart bolsa da sadağam deyin. Yani Özbekler başında, Özbek kardeşlerimiz başında biz gibi bir göçebe bir milletti o da. Onlar da biz bir devletteydik, Altın Ordu devletinin milletleriydik. Özbekler, Kazaklar, Karakalpaklar ve Şeybani hanları Altın Orda'nın, yani Çingiz Kağan'ın torunları, Şeyban hanı torunları Özbek Kağanlarıydı. Bizler şu Özbek Kağanlarından bağımsız olduktan sonra bize Özbekler, onlar Kazak oldu. Yani onlar bir bağımsız oldu diyen anlama bizi Kazak deyin adı vermişler. Aktore hocam, ben size yardım yapmak istiyorum, müsaade etseniz. Ben size az biraz fikirlerimi veriyorum kendimi. Ve burada Aktore hocamız Alaşorda hükümeti hakkında da söylemişti. Alaşorda hükümeti bu Türk dünyasında iyilik, demokratik cumhuriyette, yani Alaş 17. yılında yarıya etmişti. Bizim Türk dünyasında Azerbaycan ilk Türk devleti, ilk cumhuriyeti diyen bir anlam var. Ama ilk Türk cumhuriyeti bu Alaş'tı. Evet, başında o muhtariyat oldu, başka oldu ama Alaş cumhuriyeti Türk dünyasında ilk Türk cumhuriyeti diyen bir anlamdı. Fikirde tutuyoruz şu anda. Ondan sonra bizim güney bölgelerimizde 18. yılında Türkistan Cumhuriyeti, Türkistan Muhtariyeti oldu, yaşadılar. Onun başında Mustafa Çokay diyen çok bir bizim aydınımız vardı başkan olarak. Ve Türkistan, yani Türk adını Göktürklerden sonra devlete veren, Türk milletinin adını devlete veren, cumhuriyete veren ilk bir Türk dünyasının aydını Mustafa Kemal Atatürk gibiydi. Biz anlıyoruz Mustafa Çokay Bey'di. Aktore Gökbay hocamız katıldılar. Aktore Gökbay hocam, buyurun size. Kusura bakmayın size. İyi akşamlar. Beni sistem niye atıyor ben de anlamadım. Az önce Türkistan'dan bahsetmiştik. Ahmet Yesevi, hepimize müşterek olan Ahmet Yesevi atamız, babamız. Onun bulunduğu bir şehir. Bu yılda 31 Mart bu yaşadığımız bu yılda 2021 yılında Türkistan şehri Türk dünyasının manevi başkenti ilan edildi. Onu bilginize sunmak isterim. Önemli. Biliyorsunuzdur Türk dili konuşan ülkeler işbirliği konseyi var. Buna Türk, şu anda bağımsız Türk devletleri mensup bu konseye. Bu konseyin de bir değişikliğini söyleyeceğim sonra. Bu konsey gayri meşru zirve yapıyor. Pandemiden dolayı toplanamıyorlar. Sonra gayri meşru zirve, bizim gibi zirve yapıyorlar Zoom üzerinden. O zirveden sonra alınan karara göre Türkistan Türk dünyasının manevi başkenti ilan edilmiştir. Ondan sonra
Şu anda direkt uçuşlar gerçekleştiriliyor. İstanbul, Türkistan istikametinde Türkistan'a ziyaret etmek için bu vesileyle devlet kolaylaştırmak adına. Bu manevi başkent ilan edilmesi çok önemli, önem teşkil ediyor benim için. Türk dünyası için öyle olduğunu düşünüyorum. Bu zirvede söz alıyor, ülke başkanları söz alıyor ki fikirlerini ortaya koyuyorlar. Bunun bir önemi de Türk dünyasını yakınlaştırmak, birbirine manevi, tarihi, kültürler verilerini anlatmak, fikir, bilgi alışverişini yapmak, bir nevi manevileşmek diye söyleyebiliriz. Bunun için Türkistan çok önemli. Ayrıca şu an Türkistan özel vilayet haline geldi Kazakistan'da. Önce Şimkent şehrine bağlıydı. Şu an Türkistan genel ve özel vilayeti olarak geçiyor bizim Kazakistan'da. O yüzden Türkistan'ın çok önemli olduğunu tekrar bilginize sunuyorum. Kazakistan'da eğitim sistemi diye başlık koymuşum. Kazakistan'da da burada gibi normal eğitim sistemi, ilkokul, ortaokul, yüksek ortaokul, ondan sonra üniversite hayatı başlıyor. Birçok üniversite var. Bana üniversitelerden bahset demişti. Çok üniversite var aslında. Bu benim okuduğum Afrasya Milli Üniversitesi. Bir de Farabi Üniversitesi var. Ahmet Yesevi Üniversitesi var. Aynı az önce bahsettiğimiz Türkistan'da. Burada da farklı meslekler ediniyorlar öğrenciler. Bu Almatı. Almatı bizim ikinci başkenttir. Sovyetler döneminden bağımsızlık bu yana kadar, 97 yılına kadar başkentlik yapan bir şehirdir. Ondan önce Kızılorda şehriydi. Kızılorda'dan önce Orenburg şehriydi. Orenburg şu an Rusya'da. Bu Almatı bizim ikinci başkenttir. Şu an kültürel başkent diyebileceğimiz bir büyük şehirdir. Yaklaşık 2 milyon nüfusa sahip. Kazakistan'ın güney bölgesinde bulunuyor. Belki gitmişsinizdir. Tanrı Dağları var. Burada Kırgızistan sınırı var. Çok güzel bir şehirimiz. Şu an başkentin önceki ismi Astana'ydı. Astana'dan önceki ismi Akmola'ydı. Şu an Nur Sultan oldu. Nur Sultan bizim ilk cumhurbaşkanı. İlk cumhurbaşkanı istifa etti biliyorsunuz. 2019 yılında istifa ettikten sonra yerini Kasım Jomert Tokayev'e bıraktı. Tokayev iktidara geldikten sonra Nur Sultan'ı, Astana'nı daha doğrusu Sayın Nur Sultan Nazarbayev'in uğruna Nur Sultan olarak değiştirmiştir. Şu an başkentin ismi Nur Sultan olarak geçiyor. Burada bir video hazırlamıştım. Başkentin tarihsel seyrine dair. Bakalım eğer açılırsa açayım. Başkent bizim kuzey bölgede bulunuyor. Başkentin tarihsel seyrini aktarıyorum. Video göstermiyor herhalde. Göstermiyor mu? Göstermiyor. Sadece resim şimdi, olarak var. Gösteriyor mu şimdi? Yok. Maalesef. Niye göstermiyor? Sen devam edebilirsin. Bu arada İTİT Üniversitesi'nden Süleyman Gezer hocamız katıldı. Hoş geldiniz diyorum kendisine. Sen devam edebilirsin. Bu Nur Sultan
2019 senesinde Nur Sultan olarak değiştirilmiştir başkent. Önceki ismi Astana, Astana'dan önceki ismi Akmola'ydı. Bu 1998 yılında Astana olarak değiştirildi. Şu an Nur Sultan olarak ilk Cumhurbaşkanının adına Nur Sultan olarak değiştirilmiştir. Burada başkentin bir görüntüsü. Az önce demiştim Türk Devletleri Teşkilatı. Az önce demiştim bir konsey var. Türkçe konuşan Türk Devletleri Konseyi. Bu konsey bu senede bir ay önce yaklaşık, bir ay da olmadı hatta. 12 Kasım 2021'de İstanbul'da Türk Konseyi'nin zirvesi oldu. 8. zirve. Bu zirvede tarihi karar alınmıştır. Bu zirveye Türkçe konuşan devletler katıldı. Burada resimde de gözüküyor. Macaristan konuk olarak katılmıştır. Diğerleri eşit Türk devletleri olarak katıldı. Bu devlet, bu karara göre artık konsey değil, Türk Devletleri Teşkilatı olarak değiştirilmiştir. Şu an bizim Türk Dünyası Devletlerinin konseyi. Bu çok yakın zamanlara kadar çok kimsenin beklemediği bir durum. Rusya'ya da bayağı yankı uyandırdı bu birliğin kurulması, teşkilatın kurulması. Yine yakınlaşmak, yardımlaşmak, dayanışmak için kurulmuştur. Kimse kimseye... Aktara, bu Rusya'daki yankıdan bahsettin. Biraz eğer bilgin varsa aktarabilirsen bizlere. Rusya'da çok ideolojik konuşan insanlar var. Bunu aktaran, tam bunu bu olurken bizim Kazakistan üzerine böyle anlamsız şeyler söyleyen insanlar oldu Rusya siyasetinde. İsimlerini vermiyorum. Kazakistan'da ırkçılık oluyor. Kazakistan'ın sınırına dair öyle ideolojik konuşmalar yapıldı. O yüzden bunu da haberlerde paylaşıyorlar. İşte Türk dünyası birleşiyor, tehlikeli olarak görüyorlar. İşte biz yani kimseye tehlike gütmüyoruz. Kimseye saldıracak bir şeyimiz yok. Sadece bu kültürel, tarihi bir yakınlaşma, ekonomik yardımlaşma. Burada kimse kimseye başkan değil, reis değil. Herkes birbirine yardımlaşacak bir teşkilat olacak. Rusya'nın zoruna gidendi. Ukrayna da şu an arası bozuk Rusya ile. Ukrayna da çok ilgi duymuş bu teşkilata. Bu teşkilatın geleceğinin iyi şeyler bekliyorlar. Ondan sonra Rusya'da da farklı Rusya içinde yaşayan Türk özerk cumhuriyetleri var. Onlara da bir umut vermiş gibi oluyor. Şimdi Türklüğün güçlü olması arkadaşlar hiçbir zaman etrafa bir tehlike oluşturmuyor. Bilakis evet, hem kendisinde hem de cihanda barışın, huzurun da güvencesi olmuş. Geçmişte bunun birçok örneğini görebiliriz. Yabancı diyarlardan ziyade kendi diyarlarımıza baktığımızda Melikşah'tan itibaren başlarsak Yavuz Sultan Selim'e kadar Orta Doğu bir gün huzur görmemiş idi. Ama Yavuz Sultan Selim'le beraber bu kaos dönemi de sona erdi. Peki devam edebilirsin aktöre. Ama dünya yani tehlike olarak görüyorlar. Dünyayı tehdit etmiyoruz. Yani kendi problemlerimizi çözmek için kuruyor bu teşkilatı. İşte biz Türkiye'den alacak çok örneklerimiz var, çok derslerimiz var. Türkiye'nin de Kazakistan'dan öğrenecek bilgiler var. Bilgi alışverişi bir nevi kültürel değerlendirme olarak kuruluyor ama dünya yani tehlike olarak algılıyor. Yani ben de anlamadım. Şu an sonuna geliyoruz. Bugün yine de bu bizim toplantı Kazakistan'ın resmi tatiline denk geldi. Bugün bizim Kazakistan'da ilk Cumhurbaşkanı günüdür. Sayın Nursultan Nazarbayev'in günü diyebileceğimiz resmi günü. İlk Cumhurbaşkanı
ilk Cumhurbaşkanı günü. Nursultan Nazarbayev bağımsızlıktan bu yana 2019'a kadar Kazakistan'ın ayakta kalmasına, hayatta kalmasına bir sürü yemek verdi. Kazakistan'ı bugüne taşıdı. Yani eksiklikleri var, şeyi de var, iyilikleri de var beraber. Nursultan Nazarbayev'in Nazarbayev günü olarak bugün belirlenmiştir takvimde. O yüzden bunu da koymak istedim. Çünkü biz bugün bu konuşmayı yapıyoruz. Kazakistan'da bayram. O yüzden Kazakistan'dan katılanlar olursa iyi bayramlar diliyorum. Nursultan Nazarbayev günü kutlu olsun. İlk Cumhurbaşkanı günü. Ben kısaca yaptığım sunum buydu. Teşekkür ederim. Yine eksik oldu bilgiler biliyorum. Fazla hazırlanamadım. Sorularınız olsa böyle cevaplandırmaya çalışacağım. Teşekkür ederim. Aktör'e ben arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum. Önce dilersen en sondan biraz başlayayım. Daha sonra arkadaşlardan da katkı talep edeceğiz. 1 Aralık'ın yani bugünün önemli bir yıl dönümü olduğunu biliyoruz. Bu bakımdan Nursultan Nazarbayev büyüğümüzü de ben burada saygıyla anıyorum. Onun devlet başkanlığı bağımsızlığının yanında sunumunun arasında geçtiği gibi Türkistan teriminin gerçek anlamda Türk dünyasına büyük bir kazanım olduğunu biliyoruz. Çünkü 1857 tarihi Türk dünyası ve İslam dünyası açısından önemli bir tarihti. Bu cephede 1857'de Türkistan yerine Orta Asya denilmeye başladı. Orta Asya, Orta Afrika, Orta Avrupa gibi, Orta Doğu gibi boş bir coğrafya yerine geldi. Türkistan'ın yerine geldi. İşte aradan geçen bu 150 yıllık zaman sonra, 160 yıl sonra Nursultan Nazarbayev belki bunu bir eyalet sisteminde küçülttü ama o bölgeye yeniden Türk'ün ülkesi anlamına gelen Türkistan adı verdi. Sadece bu hamlesi bile Nursultan Nazarbayev'in dünya görüşü, Türk dünyasına bakışı da bakışını ortaya koymaktadır. O bakımdan Türkistan'la ilgili hususu burada dile getirdik. Arkadaşlarımız tabii konuştukça gene ilaveler yapılabilir diye düşünüyorum. Birçok arkadaşımız katıldı. Ben tam bilemiyorum. Mesela Yasir Alatman var. Evet, yine İlahiyat Fakültesi'nde hocamız Yasir Alusman hocam. Hoş geldiniz hocam tekrar. Dekan yardımcımız Nurettin Alusman hocamız var. Sayın hocam. Hocam hoş geldiniz siz de. Ekran sürekli kaydığı için Fethullah hocamdan bahsettim. Açılışta Kosova'dan çok önemli bir tarihçi kendisi. Aynı zamanda ta Malkoçoğulları dönemine kadar uzanan bir kültürün de temsilcisi. Hocam tekrar hoş geldiniz. Hilal Ayyıldız hocamız var. Teşekkür ederim hocam, sağ olun. Genç sinemacı benim danışmanlığını yaptığım Onur Erkin var. Bu arada bol miktarda film üretiyor, üretmeye de devam edecek. O, öğrencim olarak da onu da söylemiş olayım. Diğer bütün arkadaşların adlarını atlamış olsak bile buraya katıldılar. Ben şimdi bir Kazakistan harmanı yapmak için Anadolu deyimiyle sözü arkadaşlara bırakalım. Aktöre kardeşimize bir kere daha teşekkür ediyorum. Buyurun sayın hocalarım. Evet sayın hocam ses gelmeyince ben bir soru sorayım dedim. Tamam. Tabii şimdi Kazakistan tarihinde Mustafa Çokay çok önemli bir şahsiyattır. Mustafa Çokay'ı rahmetle anıyorum. İşte o diyor ki Türkleri, Türk boylarını Özbek, Türkmen, Kırgız, Kazak
Tatar gibi ayırmak siyasi bir katliamdır diyor. Bunu burada ifade etmek istiyorum. Şimdi Aktöre Bey'e şunu soruyorum. Kazakistan'la Çin arasındaki ilişkiler nasıl? Burada bir ekonomik ilişkiler var mı? Bu konuda bilgi verir misiniz? Bir de Çin'de malumunuz Kazaklar var. Oradaki ilişkiler nasıl devam ediyor? Teşekkür ederim. Sesinizi açar mısınız Aktör Hocam? Evet. Mustafa Çokay'ı çok iyi andınız. Mustafa Çokay ayrıca orada Sovyetler devrim yaparken Mustafa Çokay'ı oradaki aydınlar dışarı çıkarıyor. Mustafa Çokay şu anda Gürcistan, Taşkent'ten Gürcistan'a, Gürcistan'dan şu andaki Türkiye'ye gelerek Almanya'ya geçmiştir. Fransa'ya geçmiştir. Almanya'da da kalmış. Türkiye'de o zaman kurtuluş mücadelesi veriyordu. Türkiye'de uzak kalamamış. Ama demiş Türk evladının iki vatanı vardır. Biri Türkistan, biri ikincisi Türkiye demiş. Buradan geçerken hayatını Türk Sovyet siyasetinde eleştirmekle geçirmiş. Fransa'da Sovyetler işgalinde Türkistan diye eseri var. Çok mühim bir eser. Onu da eleştiriyor. O yüzden saygıyla anıyoruz. Şu an Çin ve Kazakistan politikasına gelirsek bizim buradaki politika iktisadi, ekonomik açıdan yürütülüyor çoğunlukla. Çünkü Çin çok üretken bir ülke. Hem bizim sınırda. Bu ekonomik açıdan çok alışverişler yapılıyor. Ama bölgedeki Çin'in bölgesindeki orada şey var. Xinjiang diye şey bölge var. Doğu Türkistan dediğimiz bugün de. Ama biz o bölge artık resmi olarak Çin'e ait olduğu için bizim Kazakistan hiçbir söylenti ve beklentide bulunmuyor. Çünkü birinin resmi toprağına söz söyleme gibi devletin hakkı yoktur. Tabii ki orada olanlara üzülüyoruz devlet olarak. Devlette ama siyasi açıdan bir şey yok yapabileceğimiz. Onun dışında dostluk diyebileceğimiz ekonomik anlamda dostluk, komşuluk, alışveriş anlamında ilişkilerimiz iyi Çin'le. Peki Erüce Hocam sormuş, Doğu Türkistan'dan Kazakistan'a gelenler var mı? Varsa durumları nasıl diye. Doğu Türkistan'da Kazakistan'a gelenler var tabii ki. Bu göç politikası ta bağımsızlık yılından itibaren yürütülmüştür. Bağımsızlıktan bu yana 1 milyonu aşkın Kazak göç etmiş. Çin başta olmak üzere komşu devletlerden. Şu anda da var ama biraz azaldı. Çin'in oradaki politikasından dolayı. Ama oradan bir şekilde resmi olarak Kazakistan'a geçebilen insanları Kazakistan karşılıyor, belgelerini düzenliyor, vatandaşlık veriyor. Bir süre sonra sadece resmi olarak sınırı geçen insanlar için gayri resmi olan şeylere devlet iyi bakmıyor. İyi bakmamasının sebebi de uluslararası siyasi karara uygun değildir. O yüzden yine de üzülerek söylüyorum. Şu anda da var gelenler ama çok az. Ben müsaadenizi istiyorum hocam, sevgili sayın hocam. Çin ve Sovyet döneminde 60'ıncı 70'ıncı yıllarında çok sıkıntı oldu. Çin-Sovyet anlamında sözleşmelerinde Petersburg ve Kulca değil 19. yüzyılındaki bir anlaşmalar vardı. Çinli Çarlı Rusya arasında.
O anlaşmalara göre şu Kazakistan'ın aktörü, sayın aktörü hocamız söyledi ki bizim oluk yüzümüz oldu. Yani ülken, büyük yüzümüz, büyük bölgemizin bir toprakların bir kısmı Çarlı Rusya ile Çin arasında sözleşmedi. Çin'e bağımlı olması gerekmiş. Ama onlarda opium savaşı oldu. Opium savaşı oldu Batılılarla ve onları unutmuştu. Ondan sonra Gomindan hükümeti, başka hükümetler geldi. Çin bu sözleşmeni unutmuştu ama tekrar bu sözleşmeni bulmuş Sovyet döneminde. Ve Sovyetler devletine bu sözleşmeni göstermiş. Yani Kazakistan topraklarının bir kısmı bizim topraklar olması gerek. Çarlı Rusya ona söz vermişti diyelim. Ama Sovyet arasında, Sovyet Çin arasında çok bir askeri sıkıntılar oldu 60'lı 70'li yıllarında. Ondan sonra çok soğukluk oldu. Sovyet dönemi bittikten sonra Kazakistan bağımsız olduktan sonra Çin'in 17 komşusu ile bir sıkıntılar olmuş, sınır sıkıntıları. Ama sadece Kazakistan'la sınır sıkıntısı olmadı. Yani Sayın Nursultan Nazarbayev bu sıkıntıların hepsini yani iyi bir anlamda anlaştı Çin'le. Ve o anlaştıktan sonra bizim bölgelerimizi, bizim ülkelerimizi Çin'deki yani Doğu Türkistan'da Kolca diyen bir Kazakların başkenti olarak, orada Çin'deki başkenti olarak bir şehir var. Orada Kazaklar toplana bize göçmüş. Ama şu an şimdiki dönemde Çin'de daha 3 milyona yakın Kazak yaşamış, Kazak Türkleri yaşamış. Ama Çin onun nüfusunu az gösteriyor. 1 milyon, 1,5 milyon diyorlar. Ama oradaki Kazaklar, oradaki bir aydınlara, Kazak aydınlara bizim 3 milyon nüfusumuz vardır deyin bir sözleri söylüyorlar bize. Ama son dönemlerde biliyorsunuz ki Çin'de çok bir sıkıntılar var. Ama biz aktörü Kokbay hocamız söylediği gibi biz Çin'le dostluk, alışveriş siyasetini tutuyoruz. Biz 30 yıla kadar kendimizin sınırımızı açtık. Orada Kazaklara, oradaki bizim kardeşlerimize, soy kardeşlerimize, kan kardeşlerimize gelirsiniz dedik. Geldi geldi ama kalmış bir zaman oldu sonra. Ama son 97-98 yılında Çin'le Kazakistan arasında bizim beraber sınır sıkıntımız yok diyen bir anlam sözleşmeye geldi. Bu Sayın Nursultan Nazarbayev'in döneminde ve o dönemde Dışişleri Bakanı şimdiki başkanımız Kasım Jomart Tokayev idi. Yani o da bir çok bir Çin'de olan çok bir dünya için çok bir önemli siyasetçi Kasım Jomart Tokayev diplomat. Çince, Fransızca, İngilizce konuşuyor. Çin'de Sovyet döneminde bir diplomatik olarak çalıştı. Yani çok bir Çin hükümetini, Çin siyasetini çok bir bilen, iyi bir bilen adamdır. Sayın Kasım Jomart Tokayev. Şu an şöyle bir alışverişlerimiz var Çin'le. Ama başka sebeplerini, başka siyasetlerini kendileriniz iyi biliyorsunuz daha. Evet, Ernar kardeşim çok iyi tespitler yaptı. O bölgenin Çin'e dahil edilmesine dair. Az önce dediği gibi 19. yüzyılın sonunda Petersburg anlaşması var. O anlaşmaya göre Doğu Türkistan bölgesi Çin'e dahil ediliyor. Ama Rus orada askerini tutuyor. Sonra 1905 yılında Rusya'da işçi devrimi başlıyor. İşçi devrimi başlayınca askere ihtiyaç duyuluyor. Rusya Doğu Türkistan'dan askeri çıkarmış Petersburg'a. Ondan itibaren o toprak Çin'e dahil olmuştur. O yandan bugüne kadar öyle devam ediyor. Biz kendi sınırlarımızı belirledik. Nursultan Nazarbayev'in dünya siyaseti açısından. Bizim orada toprak talep etme gibi, onların bizden toprak talep etme gibi hakkımız yoktur. Ama Çin'in oradaki siyasetini biz üzülüyoruz ama resmi olarak karışma hakkımız da yoktur. Onu da söyleyeyim. Aktöre Kübra Mengi kardeşimiz
Kazakistan'da Hoca Ahmet Yesevi nasıl algılanıyor, anlaşılıyor? Eğitimde kendisine yönelik neler yapılıyor diye özetleyebileceğimiz bir soru sormuş. Yani bir Kazakistanlı Kazak kardeşimiz Hoca Ahmet Yesevi'den ne anlıyor kısaca? Ahmet Yesevi denince maalesef Ahmet Yesevi'nin öğretisi ortaokul veya üniversite müfredatında yoktur. Ama tarih olarak okuyoruz Yesevi gibi Türk İslam medeniyetini inşa etmiş büyük şahsiyet olarak görüyoruz. Orada sadece Yesevi değil, Yesevi'nin fikir babası olan Arslan Bab var. Türkistan'a yakın bölgelerde Arslan Bab mezarı, bir sürü mezar var. Bunların hepsine bizim tarihte geçen manevi unsurlar olarak okuyoruz. Ama özel olarak Yesevi'ye yönelik bir devlet tarafında yürütülen bir çalışma ben görmedim. Ama Türkistan'da Yesevi Üniversitesi var. Kazak Türk Yesevi Üniversitesi. Kazakistan ve Türkiye beraber yürütüyor. Öğrenci alışverişi yapıyorlar. Buradan öğrenci geliyor, gidiyor. Oradan buraya geliyor. Değişim programıyla. Yesevi'yi öyle değerlendiriyoruz. Şu an onun Türkistan'ın manevi başkent olmasının nedeni de orada Yesevi'nin bulunmasıdır. Bu da bir büyük adımdır mesela. Yesevi'ye verilen çok büyük bir değerdir. Ama Yesevi'nin öğretisine gelince onun öğretisi müfredatta ortaokulda özel olarak okutulmuyor. Ama tarihi bilgi olarak okuyoruz. Peki ben şunları ekleyeyim o zaman. Hoca Ahmet Yesevi ve hocası Arslan Bab beraberinde diğer hiçbir millette olmayan iki ana vatan kavramının da manevi liderleridir. Hoca Ahmet Yesevi'nin işte aramızda ilahiyatçı arkadaşlar talebesi mi dersiniz, müridi mi dersiniz, Hacı Bektaş Veli Anadolu'da, evet. Arslan Bab'ın oğlu da Arslan Baba Elazığ'da, böylece Türkiye ile Türkistan arasındaki kültürel bağı, manevi bağı da ortaya koymuş durumdalar. Yine aynı şekilde Türk Edebiyatı'nın ilk yazılı eseri Hoca Ahmet Yesevi'ye ait. Divan-ı Hikmet, daha doğrusu bize ulaşan en eski eseri diye düzelteyim. İkinci eseri de Edip Ahmet Yüknekli, o da bugün Kazakistan sınırları içinde bir köy, küçük bir köy. Yine Türk kültürünün büyük atası Dede Korkut, Kızıl Orda beldesinde. O da gene Kazakistan'da bulunuyor. Bu anlamda Türklüğün, Türk dünyasının, Türk kültürünün manevi olarak birbirinden farklı coğrafyalarını bağlayan şahsiyetleri de birlikte taşıyor bu coğrafya. Bir cümleyle de şeyi ilave edeyim. Emir Timur Hoca Ahmet Yesevi'nin türbesini harabe halinde görünce burayı inşa etmeye karar veriyor. Ancak inşa yapıyor her gün ustalar, sabahleyin taşlar yere iniyor. Gittiğimizde de ben de gözlemledim, bir miktar fırsat oldu. Sonra işte önce hocamın türbesinin yapılması yönünde rüyasına girdiğine dair, Türk kültürünün rüyaları önemli biliyorsunuz. Detayına girmiyorum. Arslan Bab'ın ki 83 kilometreydi yanlış hatırlamıyorsam mesafesi, türbesi yapıldıktan sonra Hoca Ahmet Yesevi'nin türbesi yine Timur tarafından Türk ve İslam alemine kazandırılıyor. İyi ki de kazandırılmış, bugün ayakta kalıyor. O bakımdan Timur'la da doğrudan bağlantılı. Timur da Türkistan'la Türkiye arasında
ayrıca bağlantısı var. Başka katkıları olan arkadaşlarımız var mı? Hocam bana burada soru sormuş ya, Kazakistan'da YSEV'ye yönelik faaliyetleri var mı? Siz az önce Dede Korkut'tan bahsettiniz. Biz Dede Korkut'u da ortaokulda çok okumuştuk. Ben Türkiye'deyken Dede Korkut'u soruyorum. Çok insanlar bilmiyor. Sen burada yanlış kişilere sormuşsun o zaman. Dede Korkut ortaokulda var mı veya tarihte okutuluyor mu burada diye sormak istiyorum. Dede Korkut hep okutuluyor. Ancak bu anlamda kavramak için belli bir eğitim seviyesini yakalamak gerekiyor. O konulara girdiğimiz zaman çıkamayız aktöre. Hocam, müsaadenizle istiyorum tekrar. Hocam, buyur. Bizi Hoca Ahmet Yesevi'ye Kazaklarda da ve İslam dünyasında onun bir adı, edebi adı Hazret Sultan'dır. Yani Hazret evet. Sultan diye tanıyorlar. Hazret Sultan deyin bizim başkentimizde çok bir cami var. Yani bu bizim dini ideolojik gelecekti. Gelecek yıllarda, gelecek dönemlerde dini bir dinsel ideolojik olursa Hazret Sultan'ın adına olarak bahsederek bir şeyimiz sembolik var. Ama evet sıkıntılar var. İnşallah onu da Allah verse bizi Hoca Ahmet Yesevi tanıtmaya çalışıyoruz. Biz tarihçiler, ilahiyatçılar, başkalar. Aktöre Kazakistan'da selefilik propagandasıyla ilgili bir soru var. Evet burada mezhepler, onu ben söylememişim. Özür dilerim ilk başta. Kazakistan genel olarak bana Kazakistan Müslüman mı diye soranlar da oldu. Kazakistan genel olarak Müslümandır. Hanefi mezhebini tutuyor fıkıhta. Akide'de İmam Maturidi, Ahmet Yesevi'nin öğretisine yer veriliyor. Ama akide olarak İmam Maturidi ve Hanefi usulünde bir bölgedir Kazakistan. Son zamanlarda evet selefilik diye bir akım çoğaldı. Selefilikle isterseniz Yernar kardeşimiz anlatsa olur mu? Çünkü peki Yernar, bilgin varsa senden rica edelim. Tamam hocam, aktöre hocam size teşekkür ederim. Aktöre hocam bana bunu verdiği sebebi sözlerde de ben Batı, Kazakistan'ın Batı bölgelerinden, yani Batı, Kazakistan'ın Batı tarafında Selefilerin ideolojik çok propagandaları yaptığı sebepledi. Anlıyorum ben. 2016 yılında Kazakistan'ın Aktobe şehrinde, büyük bir şehrinde 14-15'e kadar, bir 20-25 yaşa kadar bir 14-15 nüfusu var. Toplanıp bir gençler toplanıp Kazakistan'ın istihbaratına atmışlar, terör yaptılar. Terör yaptılar. 16. yılında bu çok bir terör hareketinden sonra Sayın Nursultan Nazarbayev Cumhurbaşkanıydı. Şu dönemde bu terörde yaptı Selefiler dedi. Bu bir çok bir siyasi Selefilere veren bir çok bir fikirdi Nazarbayev tarafından ve hükümet tarafından, devlet tarafından. Ondan sonra bizler çok çalıştık onlara, Selefiler var. Kazakistan'da şimdiki dönemde 10-15 bine kadar Selefiler varmış deyin istihbaratın malumatı var. Yani şöyle bir haberler var. Onlara çalışıyoruz. Onlar evet Ahmet Yesevi'yi unutmaya ve başka da bir Kazakların Kazak Türklüğünü, Kazaklığını unutmaya çalışan bir hareketleri vardır maalesef, yani ne yazık ki. Ve onların arasında Suriye Savaşı'na katılan Selefilerin arasında çok bir bizim vatandaşlarımız da var. Yani son dönemlerde Sayın Nazarbayev başkan olduğunda ve şimdiki başkan dönemleri Suriye'de vatandaşlarımızı tekrar Kazakistan'a aldırmak, Kazakistan'ı aramak, Kazakistan'ı davet etmek çalıştılar. Kendimizi götürdüler. Hükümet, devlet uçakla götürdüler onları. Ve çok biz onlara çalıştık. Yani Suriye'de savaşan kadınlar, onların çocukları ve o vatandaşlarımla çok konuştuk. Onlar hiç şey bilmiyor hocam. Yani dinin D harfini bilmiyor.
Alif harfini tanımıyor onlar. Kur'an'la ve şey onların bir düşünceleri, anlamlarının hepsi şu İbn-i Teymiye'nin anlamına, onun fikrine geliyorlar yani. Ve bizim Kazakistan'da şu an şimdiki dönemde Selefilerin 3 mezhebi var. Selefilerin kendileri birbirleriyle beraber değil yani, birlikte değil. Onların arasında da çok bir gruplar var, bazı gruplar var. Şu Kazakistan'da şu an şimdiki dönemde Selefilerin 3 grubu var. 3 büyük mazhaliler yani Suudi Arabistan hükümeti tarafından gelenler, mazhaliler diyorlar. Rabi'al mazhali diyen onların bir ustaları, şeyhları varmış, hocaları varmış. Ve ikincisi Sururiler, bu Suriye Savaşı'ndan sonra çok bir önemli oldu Kazakistan'da, o Kazakistan Selefileri arasında. Ve üçüncü Takfiriler diyen, yani hepsini kafir, yani küfürlükte hesaplıyor. Yani bizi de, sizi de, Türkleri de, Türkiye'ni de, Özbekistan'da da ve başka yani herhangi Türk milletçi ülkeler olursa ve Cumhuriyet ülkeleri olursa onların hepsi kafirler. Küfür yaptılar. Nazarbayev küfürdür. Onun hükümeti küfür. Hükümet diyen bir anlamda bir gruplar var. Ama onlardan bazılarına çok takfirilere Kazakistan mahkemeye tarafından onlara yani karar vermediler Kazakistan'da yaşamaya ve başkalarına da çalışıyoruz. Ben kendim Kazakistan Atrau bölgesinde Selefilere karşı olan bir vakıfta, Şapaat diye bir vakıfta çalışıyorum, tarihçi, ilahiyatçı kadarı. Ve Afganistan'dan da gelen Selefiler var. Oradan da kaçmış, ondan da gelmiş. Onlara da çalışıyoruz. Çok bir kötü şeyler var. Evet, onun sebebini biliyorsunuz ki biz 70 yıla kadar ateist devletin içerisinde olduk. Ahmet Yesevi'yi dedi unuttuk, dindi de unuttuk. Yalnız bizim Kazakların dilinde ağzında Bismillah kalmış sadece. Başka hiçbir şey kalmamış. Ondan sonra din kalmamış. Ondan sonra bağımsızlıktan sonra Sayın Nazarbayev Kazakistan'ın gençlerine, öğrencilerine Müslüman dünyasının, İslam dünyasının çok bir önemli bölgelerine, önemli ülkelerine gönderdiler. Sen Suudi Arabistan'a git, sen Mısır'a git, sen Pakistan'da oku, sen Türkiye'de oku diye. Çok bir yanlış bir siyaset olmuş. Şu an şimdiki ilahiyatçılar ona yanlışlık diyorlar. Yani bu o öğrenciler Kazakistan'a geldikten sonra çok genç gitti. Dinde bilmedi. Ahmet Yesevi'yi bilmedi. Ondan sonra geldikten sonra kendilerinin fikirlerini getirdiler Kazakistan'a. Suudi Arabistan'da okuyanlar Selefiliki, Pakistan'da okuyanlar Tabliğ-i Cemaat'ın yani bir Diyabandi medresenin şeylerini getirdi. Başka Mısır'da okuyanlar az biraz Şazeli tarikatının fikirlerini getiren bir gençlerde oldu ama son dönemlerde elhamdülillah hamdolsun son dönemlerde iyilenmiş. 2011 yılında bizim hükümet dini hizmet, dini vezife ve dini teşkilatlar hakkında bir kanun kabul ettiler. O kanunda yazılmış Kazakistan'da tarihsel din kadarı biz düşünüyoruz, anlıyoruz. Hanefi mazhabında İslam tutuyoruz ve Pravoslav Ortodoks Kilisesi'ni Ruslar için tarihsel bir din kadarı hesaplıyoruz diyen bir kanun kabul ettiler. Şeyh hocam. Peki İzzetullah hocam, Badar Gumri hocamız bir soru yazmış, onu aktarabilirsen. Ahla ve sula bikum. İzzetullah hocam, kapalı sesin. Evet, affedersiniz. Bedran hocam, ahla ve sahlan bikum. Esselatü akarim demiş. Yani sayın hocalarım hoş geldiniz şeklinde bir şey ifade etmişler. Tamamdır hocam.
Peki diğer arkadaşlar? Ben de müsaade isterim. Bende de aklımda bir iki soru geçti. Buyurun hocam. Çok özür dilerim, affedersiniz hocam. Geçmişte bazı şeyler konuştu arkadaşlarım, Kazakistanlı kardeşlerim. Mesela Çin ile sorunu varmış, onu da biraz bilgi verdi. Onun için de teşekkür ederiz, hem de başka bilgiler için. Geçmişte ara sıra biz de Orta Asya'ya çok giderdik, gelirdik. Biraz sorun vardı komşularıyla, özellikle Özbekistan arasında. Bazen sınırı kapatardılar, bazen açardılar. O sorun hal oldu mu? Birinci, biraz aralarında Özbek şey diye de bir tartışma falan vardı, her zaman kavga çıkardı. İkincisi, daha önce söylediklerinde de Özbek milleti de yaşıyor Çemkin çoğunlukla başka yerlerinde, onu da söylemediler. İkincisi, kabul etsek, etmesek, ya söylesek, söylemesek, Rusya'nın etkisi bu Orta Asya devletlerine, Türk devletlerine etkisi de vardır. Hem bölge söz sahibidir. Onlar bir şey söylemeden bu Türk konsiliye, Türk Birliği şeylerde hiçbirisi yapılabilmeyeceğini hepsi de biliyor. Onun için şeyde bir şey vardı, bu uzay deneme merkezi mi ne vardı Kazakistan'da, evet. Rusların. Hala devam ediyor mu? Nasıl durumlar? Onun hakkında da bir bilgi verseniz çok teşekkür ederim. Sağ olasınız. Evet, ben de teşekkür ederim. Evet, Rusların yetkisi vardır. Bu politikada bir deyim var. Sömürgeci gitse bile sömürü kalmış diye. Yani bıraktığı izler kalmış. Onunla mücadele ediyoruz. Hala Rusça ikinci dil olarak, resmi dil olarak geçiyor devlette. Rusça konuşanlar da var. Onu da söylemek gerekiyor. Ondan sonra bizim sınırda bir problemimiz olmadı. Özbekistan veya Kırgızistan'la veya herhangi bir ülkeyle. Orada sınırda problem şey arasında var. Kırgızistan, Özbekistan ve Özbekistan, Tacikistan arasında sınır problemi var. İslam Karimov, önceki Özbekistan Cumhurbaşkanı, Tacikistan sınırını kapatmıştı. Bundan dolayı şu an Mirziyoyev sınırı açtı. Ama şu anda Kırgızistan ve Özbekistan arasındaki sınır kavgası hala var. Çünkü Kırgızistan'ın içerisinde Özbekistan ilçeleri var. Özbekistan'ın içinde Kırgızistan'ın köyleri var. Bu da bir Rusların belirlediği bir sınır politikasından kaynaklanıyor. Bunu da onlar kendi aralarında çözmeye çalışıyor. Ama bizim Kazakistan olarak başka komşularla bir sınır problemimiz yok. Aksine bizim topraklarımıza laf söyleyenler çıktı son zamanları. Bu Rusya'dan çıkıyor. Biz de onlara, ideolojik konuşanlara önem vermiyoruz. Çünkü ideoloji bilgi değildir bir kere. Ondan sonra hocam ne sordunuz? Aktöre bir de Nurettin hocam, şu anda Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği ya da Sovyet dönemi kitaplarda nasıl anlatılıyor diye bir sorusu var. Evet, mektep şu an ortaokulda komünizm anlatılmıyor. Ama şeyde, üniversitede komünizm, yani tarih biliminde, beşeri bilimlerde komünizm anlatılıyor. Komünizm şu an bizde o dönemin şartlarına göre anlatılıyor. O dönemde komünizm nasıl uygulanmış, gerçekten böyle cennet getirmiş mi yok mu, bunu da sorgulamak lazım. Ama komünizmde güçlü yerleştirilmiştir bizim topraklara. Sen kaç doğumlusun aktöre? 93. 93 abi. Eğer 80'lerde olsaydı bir şeyler sorayım demiştim ama peki. Başka katkısı olan arkadaşımız var mı? Devam edebilirsin aktör. Çok özür dilerim. İkinci sorum kaldı. Ben evet, ben unuttum o soruyu. Şeyde bir alan var Almata'da, bu uzay deneme merkezi mi neydi? Evet, uzay deneme. Evet, uzay merkezi var. O bizim Kırgızistan vilayetine bağlı Baykonur diye
bir bölge var, şehir var. O şehirde bulunuyor. Uzay merkezi adı Baykonur. Uzay merkezini şu an Rusya yönetiyor. Rusya onu yıllar önce kiralamıştır. Kira ödüyor devleti. Kendi uzmanlarını getirip çalıştırıyor. Kendisi çalışma yapıyor. Uzayla ilgili bu kiralama sözleşmesi de 50 yıldır. Şu an 10 yılı geçmiştir diye düşünüyorum. Rusya'ya bağlı. Yani şey olarak bağlı. Merkez olarak, denetim merkezi olarak, uzayla ilgili tecrübe merkezi olarak Rusya'ya bağlı. Ama tabii ki toprak olarak bizde. Şey, şimdi hocam kusura bakmayın. Müsaade verir misiniz? Tabii. Hocam şey, Baykonur hakkında, uzay merkezi hakkında Kasım Jomart Tokayev'in, yani şimdiki başkanımızın Dışişleri Bakanı olduğu döneminde yazan bir kitabı var. Nur Menkolenke diyorlar. Nur ve yani Türkçesini bilmiyorum, Anadolu Türkçesini. Ve bu kitapta Dışişleri Bakanı olduğunda şu Baykonur şehri hakkında Boris Yeltsin diye Putin'den önce bir başkanı oldu Rusya'nın. O şu Yeltsin ile Nazarbayev'in arasında sözleşme hakkında yazdılar. Yani Boris Yeltsin, yani Rusya başkanları Baykonur şehrini, uzay merkezini ücretsiz almak istemişler. Yani onu biz yaptık, Sovyet dönemi yaptı. Sovyet mirasçısı Rusya kadarı bunu ücretsiz almak istemişti. Yani Kazakistan içerisindeki bir merkez gibi, Kazakistan içerisinde ilçe gibi, Rusya'ya bağımlı ilçe gibi almak istemişti. Nazarbayev'in çok bir tecrübeli devlet adamı olduktan sonra onlar bir ücretli aldı deyin bir söz var. Yani ondan sonra da. Ve Rusya'ya bağımlı, Rusya hakkında bir iki söz fikrim var. Rusya devleti şu dönemlerde Orta Asya'da ve başka da öncelikle Sovyet ülkelerinde kendisinin bir çok bir önemi varlığını göstermek istiyorlar. Çok bir şovinist. Ve Kazakistan'ın bazı toprakları, kuzey toprakları, Rusya'nın toprakları deyin, Jirinovski gibi çok bir halk adamı diyorlar. Yani onun meclisinde, Rusya'nın meclisinde çok bir Jirinovski'den şovinisttir siyasetçi var. Onlar ve o gibi şovinist siyasetçiler öyle diyorlar. Yani Kazakistan devlet olmamıştı. Kazakistan deyin devlet olmamıştı. Onu Sovyetler yapmış Kazakistan devletini. Şu an Kazakistan'ın devletin olduğu çok kanunsuz, kanuna karşı, dünya kanunlarına karşı o kadar bir devlet olmaması gerektiği fikirleri var. Evet, Aktore hocamız söylediği gibi biz ona önem vermiyoruz. Ama o şu Türk teşkilatından sonra onlar daha bir çok bir hasta oldu. Onlar Türkiye'ni ve Kazakistan'da ve Azerbaycan'da şu Türk ülkelerinin bir çok bir büyük ülkeleri, onlar Türk ülkelerini beraber yapmak istiyorlar. Turan devletini yapmak istiyorlar da en bir fikirlerini söylüyorlar onlar. Ve son dönemlerde Türkiye'nin de ekonomik sıkıntılar var ve Türkiye'nin ekonomik sıkıntılarını kullanarak biz Türkiye'nin Orta Asya'daki, yani Türkistan devletlerindeki Azerbaycan'da önemli bir siyasetlerini getiriyoruz ve onlara Türkiye'ye karşı bir siyaset yapmamız gerektiğini fikirlerini söylüyorlar son dönemlerde, eğer haberlerden duyuyorsanız. Yerner, teşekkür ediyorum. Başka katkısı olan arkadaşımız var mı? Rus tehdidi ile ilgili bir soru var ama onu isterseniz geçelim. Sayın Veli Hocam'ın değerlendirmeleri olabilir. Veli Hocam, buyurun. Özür dilerim. Söz bende değil mi? Ben teşekkür ederim. Aha. Sağ olun. Buyurun. Bir daha hoş gördüm. Ben konuşmacılara teşekkür ederim. Gerçekten çok güzel bilgiler aldım. Sadece burada söhbet çok gitti. Türkistan üzerinde, yani Turan konusunda. Türk devletlerinin
birlikte keçirdiği toplantıyla bağlı Rusya bununla rahatçılığını bildirib. Daha doğrusu Xarici İşlər Bakanı deməli Lavrov deyir ki, Türk Dövlətləri Təşkilatı hərbi əməkdaşlığa başlasa, bu işin xeyrinə olmayacaq. Yəni, təhdid var burada. Və qeyd edir ki, Putinlə Erdoğan 3 dekabrda, yəni 3 aralıqda, 2 gündən sonra telefon danışığında bu məsələni açıq şəkildə müzakirə edəcəklər. Əslində, biz bildiyimiz kimi Turan Birliyi 4 şeydir. Deməli, hərbi, ekonomi, siyasi və kültürel. Bəziləri burada dili ayrırlar, amma dil, mən də deyərdim, kültürel, dil xüsusi, yəni insanın ruhunu ifadə etdiyi üçün, ruhani bir hadisə olduğu üçün bəlkə də biz buna daha çox önəm verməliyik və mən deyərdim ki, birinci gəlməlidir. Amma Rusiyanı bu narahat edir. Sözsüz ki, bilirsiniz, burada biraz da konuya girildi. Rusiya İmperiya kimi qurulduğu üçün keçmiş 15 respublikanın heç birini buraxmaq istəmir. Eyni zamanda Azərbaycanda gördüyümüz olaylar, Qazaxıstanda və yaxud Fərqanə Vadisində və bu gündə türk dilli dövlətlərin bir-birinə yaxınlaşması Rusiyanı çox qorxudur. Görək, bunun öhdəsində nasıl gələcək? Məndən bu qədər, çox istəmirəm müdaxilə edim, üzr istəyirəm. Çox, çox təşəkkür ediyorum. Veli hocam, buyurun. Bəli. Hocam ben teşekkür ederim. Ekleyeceğim bir şey yok ama üniversite sayısı ve kütüphane durumundan bahsedebilirse arkadaşlar memnun oluruz. Evet, Yernar ya da aktöre bahsettin ama sayı olarak daha böyle somut ifade edebilirsen. Sayı olarak bilmiyorum ama büyük kütüphaneler vardır. Mesela Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi, Milli Kütüphane, özel şahısların kütüphanesi, ayrıca üniversitenin kütüphanesi gibi, şehir kütüphanesi gibi kütüphaneler vardır Kazakistan'ın. Yerner, senin var mı katkı yapabileceğim bu hususta? Kütüphaneleri yok. Eylülce hocamıza bir fikrim var. Son yakın bir 2-3 ay önce Kazakistan Cumhurbaşkanı ile Rusya Cumhurbaşkanı çok bir konferansiye yaptılar. Bu konferansiyonda çok bir ilginç şey oldu. Orada Rusya'nın Rusya'nın siyasetçileri, bazı siyasetçileri bizim başkanımıza soru verdi. Yani siz Afganistan Özbegi ile Özbekistan, Özbeginin farkını biliyor musunuz diye. Çok bir kötü bir soru oldu. Ama bizim başkanımız çok büyük bir diplomatik. O soruda çok iyi bir cevap verdiler. Ama şu cevabında şöyle bir Putin'e böyle söylediler. Biz Özbekler, Kırgızlar, Türkmenler ve Anadolu Türkleri, Azerbaycanlılar Türk dilinde konuşan milletleriz. Yani biz Türk, bizim dillerimiz Türk dilinin bir lehçeleri diye çok bir önemli siyasi bir sözü söyledi. Bu söz bir çok bir iyi bir bize ruh verdiler Kazaklara, Kırgızlara ve aynı Özbeklere çok bir ruh verdiğini biliyorum. Onların yani bu bir kısım var yani YouTube'da Rusça. Bu kısma Özbek kardeşlerimiz çok çok bir iyi fikirlerini bildiriyorlar. Yani şey bir siyasette az biraz öyle bir oyun var. Yani başkanlar arasında. Evet. Başka katkısı olan arkadaşımız var mı? Burada Rus tehdidi demiş ama açık bir Rus tehdidi biz görmüyoruz. Sadece ideolojik söylentiler duyuyoruz. Bu toprak üzerine Kazakistan'daki Rusların hakkına girilmesi gibi konuşmalar çıkıyor. Ideolojik. Teori üzerine aktöre çok fazla konuşmak bir fayda da sağlamaz diye düşünüyorum. Onun için onu biraz es geçelim istemiştim. Evet. Yani herhalde arkadaşlığı olmasın diyorum. Pardon. Başka bir katkı yok ama Kazakistan sunumunda, ülke sunumunda
ve Tomris Hatun'u anmamız gerektiğini düşünüyorum. Özellikle 3-4 yıl önce 2018'deydi sanırım. Kazakistan'da çekilen Tomris Hatun filmi şu anda izlenebiliyor internet ortamında. Biz Türk dünyası gönüllülerinin o filmi izlemesini tavsiye ediyorum. Türk kadınının ne kadar güçlü bir kültürel yapıya sahip olduğunu yansıtmasında küçük bir damla olduğunu belirteyim. Gene konuşabiliriz. Aynı şekilde İpek Yolu'yla ilgili, yeniden İpek Yolu'yla ilgili Kazakistan'ın konumu bizim için oldukça önemli. Türk dünyasının su kaynakları ile ilgili problemde Kazakistan'ın suyla ilgili sadece Kazakistan'ın ve Türk dünyasının değil, bugün iklim değişikliğiyle dünya bir su problemiyle karşı karşıya. Bu gibi hususları da bu sunuma eklemiş olalım. Onun için ilave ettim. Son derece başarılı, katkılı, bizim için birleştirici bir sunum oldu. Ben gençlerimize, aktöreye, Yerner'e bu anlamda çok müteşekkirim, teşekkür ediyorum. Diğer hoca arkadaşlarımızı tekrar isimlerini saymaksızın her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kapanış olmak üzere soru gelmiyor. Buradan mesela Ahmetova nereli? Hocam selamun aleyküm. Hepinize hayırlı akşamlar. Gülcem ile Kazakistanlıyım. Kazakistanlısın. Senden bir iki cümle alalım. Kazakistan'la ilgili. Yani tekrar anlamında değil de eklemek istediğiniz. Çünkü bunlar daha sonra önemli takım çıkışlarında sebebi olacak bizce. Kazakistan hakkında. Bu soruyu cevaplamak lazım. Evet. Hangi soruyu hocam? Yani dinlediğin bu sunuma ekleyebileceğin neler var? Peki. Ben bu soruyu cevaplayayım isterseniz. Peki aktöre buyur. Bu soruyu bana çok soruyorlar buradayken. Türk müsünüz diye sorduğunda Kazakız diyorlar. Ben de yani sen kimsin dediğinde Kazakım diye kendimi ifade ediyorum. Az önce sunumda gösterdiğim gibi Kazaklar ilk olarak 15. yüzyılda ta Ruslardan önce çıkmıştır sahneye. Burada çok önemli bir ayrım var. Biz kendimizi Kazak olarak takdim ediyoruz ama üst kimliğimiz Türk diyoruz. Tarihte bunu... Aktöre, Türk adı siyasi bir addır. Yani dolayısıyla güç ve kudretle ilgili bir şeydir. Tarihin her döneminde böyle olmuştur. Kıpçakların, Oğuzların, ne bileyim Asenesoy'un baktığınızda Türk adının hangi dönemlerde gündeme geldiğini iyi baktığımızda bu ortaya çıkar. Mesela başlarken sen gezinmek, özgür yaşamak dedin Kazak. Evet. Şimdi ben de Aydın'da Türkiye'nin batısından güneyde arkadaşlar var. Onlar da yürümek, gezinmeyi yörüklük olarak algılıyorlar. Bu anlamda bu hususlar oldukça akademik konulardır. Türk adının bir böyle üst kimlik olarak ifadesi kanaatimce çok doğru değil. Türk bizim hepimizin adıdır. Üst kimliğe girdiğinizde bunun farklı kategoriler çıkacaktır. Onun için ama kapsayıcı bir kavram diyelim yani. Yani siyasal kavramdan önce yani senin varlığını oluşturan bir kavram yani üst kimlik açısından söylüyorum. Ama biz Kazak olarak konuştuğumuzda Türk şeyini reddetmiyoruz, Türk kavramını. Onu anlatmaya çalışıyorum. İnsanlara. Aynı şeyi söylemeye çalışıyoruz da. Evet. Farklı yollarda. Hocam Sayın Nazarbayev'in böyle bir kelimesi var. Çok bir atasöz gibi kullanıyoruz.
Bizim Kazakların soyu Türk, dini İslam, kitabı Kur'an'dır deyin bir sözü var. Tabii ki, tabii ki. Gene aramızda sosyal psikolog katılmış Gülşah Hocam. Siz birkaç cümle ilave etmek ister misiniz? Gülşah Kale, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nden. Hocam merhabalar. Kusura bakmayın, benim biraz derslerim vardı. O yüzden biraz geç katıldım. Ama Kazakistan deyince ben 2 yıl 96-98 yıllarında Almatı'da bulunmuştum. Babamın petrol mühendisi olması, Kazak Türk Münay şirketinde çalışıyor olması nedeniyle. O yüzden Kazakistan deyince böyle eski günlerim aklıma geliyor. Siz kaç yaşında böyle orada bulundunuz hocam, sayın hocam? Ben ortaokuldaydım hocam. Peki o dönemle ilgili bir iki hatıranızı aktarırsanız sunum tabii daha da anlamlı hale gelir diye düşünüyorum. İnşallah arkadaşlar uzattık diye sıkılmayazlar. Tabii şöyle, yani ben henüz 12 yaşındaydım oraya gittiğimde. Türk okulunda okumuştum. Ve hani orada epey Türk arkadaşlarımız da vardı ama Kazak arkadaşlarımız da çok fazlaydı. Oranın önce doğasına bir kere aşık olmuştuk. Yani çok güzel, bütün yeşilliği, eski hali, yani duran, bizdeki gibi sürekli böyle yıkılıp dökülmeyen bu altyapısı oluşturulmuş. Mesela kar yağıyordu ve ertesi gün her yer tertemiz oluyordu. Böyle Türkiye'deki gibi altyapı sıkıntıları yoktu daha o zaman, bağımsızlığı kazanmasının 5 yıl geçmiş olmasına rağmen. Samal diye bir bölge vardı Almatı'da, orada yaşıyorduk hatta biz. Çok şeyinin sistemli, kurallı olduğunu hatırlıyorum. Çocukları kreşe babaların götürdüğünü, kadınların daha çok çalıştığını, işte pazarlardaki satıcıların falan hep kadın olduğunu hatırlıyorum. İşte sokaktaki temizlikçi kadınların olduğunu. Daha sonra biz gittikten sonra başkenti taşındı. Ama çok aslında çok şeye aç olduğunu hatırlıyorum. İşte o zaman aynı az önce konuşulduğu gibi Türk olduklarını söylemiyordu Kazak arkadaşlar. Hani siz kimsiniz de, siz Türksünüz, biz Kazaksınız diyordu arkadaşlar bize örneğin. Onu böyle ilk başta oturtmak zor oluyordu. Sonradan orada hocalarımızın vesaire desteğiyle epey, mesela Müslüman şey çok fazla diye hatırlıyorum ben babamların konuşmalarından. İşte Bismillah deyip vodkayı tokuşturup içildiğini falan, hani din yönünden Sovyetler zamanında çok fazla bir yozlaşma yaratıldığını, Müslümanlık dışında, yani Müslümanız demek dışında aslında pratik olarak hiçbir eylemin bırakılmadığını, işte isimlerin vesaire bile değiştirilmeye çalışıldığını, yani gerçekten zor zamanlardı. Daha önce de ben hep babamdan dinlediğim için bu işte Sovyet döneminde neler yapıldığını ve sonrasında çok hızlı bir gelişme göstermiş daha sonra da Kazakistan. Bir daha gitme fırsatım olmadı ama daha sonra aile üyelerimden yine gidenler oldu. Şu an çok iyi bir durumda olduğunu söylediler, oldukça geliştiğini ve hani takip de ediyorum haberlerden. Nazarbayev'in ciddi bir emeği olduğunu da takip ediyorum, görüyorum. Çok mutlu oldum böyle bir toplantıya katılıyor olmaktan. Herkese sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Sağ olun hocam. Vesile olduğunuz için. Sağ olun için. Hocam. Türkmenistan'da da bulundunuz değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Türkmenistan'da abim babam çalıştılar, evet. Yine ama abimin eşi haftaya Türkmenistan'da. Türkmenistan, evet, şu anda olacak. Özbekistan'dalar artık, son noktada orası. Evet. Peki hocam, babanıza Kürşat Bey'e selamlar, hürmetler, hayırlı akşamlar. Sağ olun hocam, iyi akşamlar. Ben gene rastgele söz vereyim. Fethnan hocam, Balkanlardan siz neler ilave edebileceksiniz? Hocam, benim için Orta Asya her zaman ilgimi çekiyor. Şöyle anlatayım, ben 1994-98 yıllarında üniversiteyi okudum. Bu durum aslında çok üzücü bir şey. Yani ben Türkiye'de üniversite eğitimi almaya gelene kadar aslında benim için söylemek çok gücüme gidiyor ama bizim Orta Asya Türk dünyasından haberimiz bile yoktu. İnanır mısınız? Yani Orta Asya Türk coğrafyasından, oradaki ülkelerden, Türk ülkelerinden, Türk dünyasından gerçekten haberimiz yoktu. Çünkü biz de biliyorsunuz bir komünist Yugoslavya döneminde yaşadık.
Dolayısıyla benim için yani Orta Asya artık benim için çok büyük bir önem arz ediyor. Dolayısıyla yani böyle bu güzel sunumu dinlemek bana çok şey kattı. Size tekrardan çok teşekkür ediyorum. Hocam bir şeref verdiniz. Arkadaşlarıma da ayrıca çok teşekkür ederim. Gerçekten çok bilgilendirici bir sunumdu. Sorular da gayet güzeldi. Onlar da sunuma ayrı bir değer kattı. Hocam ben tekrar teşekkür ediyorum. Atladığım hoca arkadaş var mı bilemiyorum. Hilal Hocam bir şeyler ilave etmek ister misiniz? Hilal Ayyıldız. Peki hocam, kıdemli hocam. Olarak Nurettin Veli hocam. Hocama bırakın. Hocam merhaba. Merhaba Hilal Hocam. Sizler birkaç ilave yapmak ister misiniz? Söke'den size takdim etmiş olalım. Hocam teşekkür ederim. Kesik kesik geliyor. Kusura bakmayın lütfen. Öncelikle böyle bir program hazırladığınız için çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok değerli hocalarımız var. Emeklerinize, yüreklerinize sağlık. Alo. Dinliyoruz hocam. Geliyor mu acaba? Geliyor hocam. Peki Veli Hocam, son sözü de eğer başka söz almak isteyen arkadaş yoksa size bırakayım. Buyurun hocam. Estağfurullah Turan Hocam. Allah razı olsun. Böyle bir proje görüşmeyi proje halinde devam ettiren, bize bu imkanı sağlayan Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'ne teşekkür ediyoruz. Zatalilerinizi tekrar yıllar sonuna ekrandan da olsa görmekten duyduğum mutluluğu ifade etmeliyim. Mutluluk bize ait hocam. Çok teşekkür ediyorum. Oturum başkanlığını kabul etme lütfunuz bizim için çok önemli, bahtiyar etti. Değerli genç kardeşlerimiz, Türk dünyasının düşünen, fikir üreten, bilim üreten insanlarını görmek bizi yarına doğru hakikaten gözlerimizi parlattı. Ümitle bakıyoruz. Onun için aktöre'ye teşekkür ediyorum. İzzetullah Hoca'ya teşekkür ediyoruz. Katılan bütün öğrencilerimize, genç araştırmacılara. Demek ki yepyeni, doğması gereken, mezalim niyetinde olan bir sömürge, doğulu batılı sömürge bloklarının ortasında sömürgeye, mezalime dur diyen, insanı sömürülecek değil, yaşatılacak kutsi bir varlık olarak algılayan bir medeniyetin parça parça, şerha şerha nüshalarının bir araya gelmesi anlamında bir gücün, bir blokun oluşmasına ihtiyaç var, gözüken odur. Bu kurulacak binanın ortak tuğlasının aynı medeniyetin bilgi, gönül ve pratik kaynağı demek olan Kur'an-ı Kerim'den ilhamını almış, Hazreti Peygamber'in sünnetinden ışık almış, Hoca Ahmet Yesevi'nin bir proje olarak, bir şahıs olarak değil, bir proje olarak yıllar önce Yol Oğullu Zatalinizin Anadolu'ya gönderdiği Hacı Bektaş Veli ruhunu, Sarı Saltuk ruhunu, Kosovalı kardeşimiz söz aldı. Orada iyi bilinir Sarı Saltuk. Öyle değil mi? Duyuyorsa bizi kendisi bahsedebilir. Fethan hocam. Fethan kardeşimiz. Yayında hocam. Evet. Sunumda. Ve orada aynı şekilde aynı fikir ve irfan kanalının devam ettiricisi olan Gül Baba'yı, değil mi? Unutmayız mutlaka. O yüzden hocam bütün... sizi dinliyorum, mikrofonumu açamadım. Evet, bizde Kosova'da Prizren'de Dragaj diye bir bölge var. Sarı Saltuk'un türbesi olduğuna inanılıyor. Tabii birkaç evet. Yerde var da
Biz de nasibimizi almışız o konuda. Biz öyle biliyoruz. Sarı Saltuk'un türbesi orada. Doğrudur hocam. Aynen. Yani Sarı Saltuk yol oğullarından birisidir Hoca Ahmet Yesevi'nin. Dolayısıyla bizde Türkistan sadece coğrafi bir tanım değil. Aynı zamanda bir irfan sahasıdır, ufkudur. Ve bu irfan ufkunun köşe taşları, sınır taşları da Hoca Ahmet Yesevi ve talebeleri tarafından çizilmiştir. Bunun bir proje olarak Hoca Ahmet Yesevi projesinin Anadolu'yu, diğer Türk ve İslam ülkelerini, devletleri olan ve olmayan, özerk cumhuriyetler şeklinde yaşayanların hepsinin sokak lambasıdır, ışığıdır diye düşünüyorum. Bunu bir projeye dönüştürelim. Kübra Mengi'nin sorduğu aslında bir temennidir diye düşünüyorum. Yani Hoca Ahmet Yesevi okulların müfredatında okutulan köşe taşlarımızdan birisi olmalı diye düşünüyorum. Yunus Emre, Hacı Bektaş Veli, değil mi? Celaleddin Rumi, Mevlana, Sarı Saltuk öyle olmalı. Hakim Süleyman Ata okutulmalı diyorum. Ben bütün katılımcılara, şerefli meclisin üyelerine çok selamlar, saygılar sunuyorum. Ve bundan böyle Türk dünyası ile alakalı ufuklara ulaşabilmemiz konusunda İzzetullah Hoca kısmen bahsetti. Çok şerefyap olduk. Turan Hocam himayelerini alacak inşallah. Bunu duyduk. Çok da sevindik. Diğer gruplarla ve devletlerle olan irtibatta himmetinize ihtiyacımız var. Turan Hocam. Hep birlikte inşallah hocam. Beraberce. İnşallah. Teşekkür ederiz efendim. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Rakip Hocam seni atlamışım. Tatlılar en sona kalıyormuş biliyorsun bizim kültürümüzde. Sen bir şeyler ilave etmek ister misin? Herhalde Rakip Hocam. Fethullah Hocam size atıf yapıldı. Siz bir şeyler konuşmak ister misiniz? Hangi konuda hocam? Son hocamın konuştuğu konuda mı? Soru olarak değil de bir şeyler eklemek isterseniz. Soruya cevap verme anlamında değil. Anlamında değil, anladım. Hocam yani sizin bu yaptığınız gerçekten Türk dünyasının iletişimi, işbirliği açısından çok değerli. Ben yeni katıldım sizin bu toplantılarınıza. Yani inşallah bundan sonra işbirliğiniz ve karşılıklı birbirimizi bilgilendirmeniz hakkında çok faydası olacaktır. Size tekrardan teşekkür ediyorum. Peki hocam ben bütün arkadaşlara katılan bütün kardeşlerimizin ülkeler Anadolu'dan, Aydın'dan selamlar iletiyorum. Önümüzdeki hafta Türkmenistan'da görüşmek üzere. Veli Hocam sanırım bir şey söyleyecek. Buyurun hocam. Turan Hocam çok affedin. Estağfurullah hocam ne demek. Balkanlardan kardeşlerimiz, hocalarımızı da görünce şöyle bir şey aklıma geldi. Herkes ulaşabildiğine ulaşsın ki bu programlar azami kalabalıklara, ufuklara ulaşsın istiyoruz. Yani şimdi Mertan'ı da görünce ben bunu haberdar edeyim. O da kendi camiasına, oradaki insanlara duyursun arzu. Peki hocam. İzzetullah Hocam kapatıyorum o zaman. Evet. Var mı ekleyeceğimiz? Sayın Hocam çok teşekkür ederim. Değerli hocalarıma, öğrencilerime saygılarımı sunuyoruz. Önümüzdeki hafta çarşamba günü yine aynı saat 20'de Türkmenistan'ı Doktor Muhammed İkram Yavaz hocamız sunacaklar. Ben Burdur Mehmet Akşehir Üniversitesi kurumumuza, İlahiyat Fakültemize ve moderatörlüğü kabul ettiğiniz için maddi ve manevi desteğiniz için size, Veli Hocama, Nurettin Hocama, diğer tüm hocalarımıza teşekkür ederim. Hayırlı geceler diliyorum.